Açayım mı? Aç. Hazır mısınız? Hazırız. Açıyorum. Hmm. 3 puan verdi. Neden 3? Evet. Gerçekten yatak odanı beğendim, onun için bir puan verdim. Misafirperverliğin için de bir puan verdim. Onun haricinde bir şey bulamıyorum. Tülünü beğendim. Gerçekten mutfağını beğenmedim. Tamam. 7 puanı mutfaktan mı kırıyorsun? Mutfağını beğenmedim. Sofram benimki kadar gösterişli değildi. Her eve neyi göster? Asıl benimki gold detaylı. Bana ses yükselterek konuşma. Ben şu an sana yorum yapıyorum. Ben sana nasıl kendi evimde sakince cevap verdiysem sen de bana gayet sakince cevap vereceksin. Çünkü sen bana böyle yükselemezsin yani bir yandan. Şu an kıskandığın için bu puanı veriyorsun. Gerçekten senin evinde hiçbir şeyini kıskanmadım. Evet. Rakip olarak da görmüyorum. Evin gayet klasik ve ben klasik şeylerden hiç hoşlanmam. Gayet hatta çok bile verdiğimi düşünüyorum şu an yani bu yorumlarından sonra. Ben de sana çok puan verdiğimi düşünüyorum. Benim evim gerçekten 4 puanlık bir ev değildi. Masam da değildi. Çeyizlerim de değildi. Hiçbir şekilde dediğiniz hiçbir şeyde katılmıyorum. Sana bu puan gerçekten de çok bile. Mutfağını hiç beğenmedim. Giriş aranı hiç beğenmedim. Giriş aran ne alaka şimdi? Orayı da yorumluyoruz. Hayır, yorumlamıyoruz. Nasıl yorumlamıyoruz? Orada senin çerçeven var. Yorumlamadınız mı? Tamam da orada bir ayrı bir oda değil ki. Girişten alarak yorumluyoruz işte. Komple evi yorumluyoruz. Aynen öyle. Komple gördüğü bütün her yeri yorumladık. Aynen. Herhalde. Mesela benim başka hoşuma gitmeyen çok klasik evi. Gerçekten bak ben bu tarz şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Bana bu gerçekten annemlerin kullandığı bir tarz geliyor. Hani bir genç bir ya kullananlara saygım var ama benim tarzım gerçekten hiç değil. Evet, Melda'nın eviyle senin evin arasında gerçekten ya tarzım çok farklı zıt. Benim. Farklı tarzlarınız var, ikinizin de farklı tarzlarınız aynen. var. Şimdi toplam kaç puan oldu biliyor musunuz kızlar? Hayır. Siz ikiniz aynı puan aldınız. Toplam 16 puan ve ikiniz 16-16 berabersiniz şu anda. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Evet, bana haksızlık yaptık. Teşekkür ediyorum. Yani ben şahsen yaptım. Sen dün beğenmeyip bugün nasıl haksızlık yaptığını düşünüyorsun? 2 evi karşılaştırdım sadece. Sen o zaman yarın da bana mı haksızlık yaptım diyeceksin? Aa, yok, yarından eminim ya. Yok, yarın bana yapılacak o haksızlık canım, sen rahat ol. Yarınki evden eminim. Yani yarınki evde böyleyse evet. Kurban benim. Hepinizden 2 bekliyorum ya da 1. Vallahi başka alt puan falan olsa gerçekten o da olabilir. Eksi vallahi falan biraz hepinizde olsun. Bir haksızlık görüyorum ben. Son güne kadar bekliyorum. Bakalım ne olacak? Aslanım herkes demeyin. Ben hiç de haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Adaletli oldum herkese karşı. Senin tarzına benim tarzımın biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi canım ben seni tanımıyorum. Senin tarzına göre evimi nasıl dizebilirim? Şimdi bir dakika. Nasıl bir dakika kızlar. Hepiniz gerçekten ben 2 gündür görüyorum. Güzel emekler veriyorsunuz, çabalıyorsunuz. Çok güzel bir masa hazırlamışsınız, çok güzel bir çeyiz. Bunlar hep emek. Eğer bunlara böyle hani tatsız kelimeler söylersek emeğe yazık etmiş oluruz, günah olur. O yüzden puanlarınızı veriyorsunuz. Tabii ki finalde bakacağız neler olacak. Şimdi izninizle ben puan vermek istiyorum. Tabii. Şimdi sırada benim puanım geliyor Gamze'ye.